Evet, seyircilerimiz Futbol Anadolu'ya hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Gümüşhane Spor Başkanı Ertürk Yakut olacak. Gümüşhane Spor 3. Ligi konuşacağız ağırlıklı olarak. Başkanım, ben hemen Gümüşhane Spor'la önce başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki ilk 7 hafta namağlup bir Gümüşhane Spor vardı. Ve Evet. playoff hattındaydınız. Ama daha sonrasında böyle kötü bir gidişat var. 10 maçta yanılmıyorsam 2 galibiyet var. Birisi herkese yenen Karabük'te galiba. Bu Evet. gidişatı neye bağlıyorsunuz? Bir başkan gözüyle dışarıdan maçları izleyen bir başkan gözüyle ne düşünüyorsunuz? Evet, sezona iyi bir başlangıç yaptık. Daha sonra zorlu bir fikstüre girdik. Ben bunu zorlu fikstüre bağlıyorum. Zorlu fikstürden de istediğimiz sonuçları alamadık. Yani çok iyi futbol oynadığımız, çok iyi çıkardığımız maçlarda maalesef sonuca gidemedik. Sonuca gidemeyince de futbolun meyvesi malum gol. Gol de atamayınca bu kötü sonuçlar ortaya çıktı. Şu anda daha farklı bir konumda, daha farklı bir pozisyonda olabilirdik. Ancak ikinci yarı toparlanmayla birlikte Gümüşhanespor'u hak ettiği yere, hak ettiği noktaya İnşallah taşıyacağız. Başkanım, ben altta bir yorum gördüm de pestilimizden ikram edersek futbolculara doping olabilir demiş taraftarımız. Evet, Pestil her hafta oyuncu arkadaşlara ikram ediyoruz. Bir tane ses gelmiyor diye bir yorum okudum ama sadece o seyircimize mi gitmiyor yoksa genel olarak bir sıkıntı var? Varsa seyircimize yazarsa ona göre bir düzeltme yapalım. Bana sizin sesiniz geliyor. Benim de sesim size geliyor galiba. Yani başta telefonun sesi kısık olabilir. Ben onu düzenledim. Ha, Muhtemelen anladım. katıldı programa. Ondan dolayı öyle bir problem olmuş olabilir. Başkanım, bir seyirci sorusu var. Murat Erdoğdu. Hüseyin Çalhanoğlu'yla yollar neden ayrıldı demiş. Hüseyin Çalhanoğlu'yla yollar neden ayrıldı? Hüseyin abi sezon başında takımımıza geldiğinde bazı konuştuğumuz söylemler vardı. Bazı yapmış olduğumuz anlaşmalar vardı. Bu anlaşmalardan dolayı Hüseyin abi ile yolumuza devam edemedik maalesef. Kendisi de Almanya'ya dönmek istediğini belirtti. Gayet iyi bir şekilde yollarımızı ayırdık Hüseyin Çalhanoğlu'yla. Anladım. Peki Gümüşhane Spor'un bu seneki hedefini soracağım başkanım. Hedef playoff mu yoksa direkt şampiyonluk mu yoksa ligde kalmak mı? Yani biliyorsunuz 3. ligde bütün takımlar birbirini yenebilecek güçte ve pozisyonda. Hangi maçın sonucunun ne olacağını kimse kestiremiyor. Bunu ikinci yarı toparlanmayla birlikte playoff oynamak istiyoruz açıkçası. Yani playoff potasına da çok yakınız. 2 maç kazandığınızda, 3 maç üst üste kazandığınızda çok farklı noktalara çıkabiliyorsunuz. Yani ikinci yarıda da iyi bir fikstürümüz var. Üzerimizde olan tüm rakiplerimiz ikinci yarı Gümüşhane'ye gelecekler biliyorsunuz. Ve iyi bir fikstüre sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bu fikstürün de bizi playoff potasına taşıyacağını düşünüyoruz açıkçası. Peki Ertürk Başkanı olarak uzun vadeli hedefleriniz nedir Gümüşhane Spor'da? Yani Gümüşhanespor'u biz devraldığımızda çok ciddi sıkıntılar içerisinde devraldık. Malumunuzdur Gümüşhanespor'da yaklaşık 4 sezon çok ciddi bir kaos ortamı hakimdi. Bu kaos ortamını toparlamak tabii ki bizim çok ciddi zamanımızı ve mesaimizi aldı. Şu anda o kaos ortamını çok şükür yani ekonomik olarak da çok ciddi sıkıntılar vardı malumunuz. Çok ciddi problemler yaşandı kulüpte. İşte küme düştü. Ondan sonra işte küme düşme iptal edildi. Tekrar ikinci ligde kaldı. Bir sonraki sezon 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya kaldı takım. SGK borçlarından dolayı o 3 puan silinmese tekrar ligde kalacaktı gibi bir sürü problemle, sıkıntıyla karşı karşıyaydı kulüp. İnanın kulüpte kazan kaynamıyordu. Yani oyuncular makarna haşlayıp makarna yiyip maça gidiyordular. O pozisyondan şu anda tamamen yani bu tarz sıkıntıları yaşamayan bir kulüp haline geldik. Ödemelerimiz çok düzenli bir şekilde yapılıyor. Geride olan borcun büyük bir kısmını yani 1/3'ünden fazlasını törpüledik, ödedik. Bu sene oyuncularımıza vermiş olduğumuz sözleri hepsini yerine getirdik. Şu anda oyuncularımızın maç başı dışında alacağı herhangi bir ücretleri yok. Yani şu anda bayağı bir toparlama yapıyoruz. Gelirken de tabii ki 5 yıllık bir hedefimiz vardı, bir planımız vardı.
Bu plan içerisinde önceliğimiz de altyapıydı bizim. Çocukları Gümüşhane Spor'a hep uzak kaldılar. Biz bunu ortadan kaldırmak kolları sıvadık. Şu an altyapımızı kurduk. Altyapımızda U15, U16, U17 ve U19 takımlarımız şu an mevcut. Aşağıdan 6 yaş ve 12 yaş arası çocuklarımıza da şu anda başlıyoruz. Yani altyapı çok önemliydi. Onu belirtmek istiyorum. Şu anda 100 tane kadar çocuğumuz antrenmanlarına devam ediyorlar ve şu anda akademik de gelişim liginde maçlarına devam ediyorlar. Ne kadar maç oynarsalar o kadar faydalı olacak bu çocuklarda. Biz de onların maç oynaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şu an altyapıda 8 tane hoca bulunduruyoruz. Bu 8 hocayla birlikte çocuklarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Altyapıdan sonra Gümüşhane Spor tarihinde hiç olmayan spor mağazamızı Gümüşhane'nin en gözde yerlerinden bir tanesini açtık. Şimdiye kadar bu hiç olmadı. 1900 yani Gümüşhane Spor kurulduğundan beri 95'ten beri hiç olmadı. Biz bunu da gerçekleştirdik. Çok şık ve güzel bir mağaza tasarladık ve ürünlerimizi şu an taraftarımız oradan satın alabiliyor. Bunun yanında dijitalleşmeye çok ciddi önem veriyoruz. Dijitalleşme noktasında da Gümüşhane Spor Coin için çok ciddi çalışmalarımız var. İnşallah nasip kısmet olursa Gümüşhane Spor Coin'i de yılbaşından sonra yeni yılla birlikte onun da arzını yapacağız. Bunun yanında kurumsallaşma bizim için çok önemliydi. Kurumsallaşma için de çok ciddi adımlar attık ve Gümüşhane Spor'u AŞ yaptık malumunuz. Şu anda şirketleşmemiz tamamlandı. Federasyon onayımızı aldık. Şu anda AŞ olarak yolumuza devam ediyoruz. AŞ olmanın faydalarını da biliyorsunuz. Yani bunun katkılarının da ileriki zamanlarda kurumsallaşmak adına çok önemli olacağını düşünüyoruz. Yani hemen hemen hedeflediğimiz, yapmak istediğimiz her şeyi tamamen yapmaya gayret ve özen gösteriyoruz ve çok ciddi yolda kat ettik, kat ettik, kat etmeye de devam ediyoruz. Ve mali disiplin bizim için yine olmazsa olmazlardan bir tanesiydi. Yani öyle har vurup harman savurup ciddi meblağlar ödeyip büyük transferler maalesef yapamadık. Çünkü arkamızda çok ciddi bir borç yükü vardı. 4 yıl yani 4 yıllık gibi bir zamanın borcu vardı. Bunları ödüyoruz, bunları temizliyoruz. Yani Gümüşhane Spor'un önümüzdeki sezon çok daha açık olacak, çok daha iyi noktalarda olacak. Gümüşhane Spor adı çok ciddi bir marka. İkincilikte 3 defa finalin eşiğinden dönüldü. Tabii ki bu finallerin yıkımları daha sonra arkadan çok ciddi oldu. Yani ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılar bıraktı. Ve bize bırakmış olduğu en büyük sıkıntılardan bir tanesi de 3 finalin kaybedilmesinin taraftar olarak taraftarın küstürülmesi ve taraftarın küskünlüğü. Bu insanları Gümüşhane Spor'dan maalesef uzaklaştırdı. Yani şu anda en büyük hedeflerimizden bir tanesi de açıkçası Gümüşhaneliler ve Gümüşhane Spor taraftarının kulüpleriyle, armalarıyla barışması. Bu noktada da çok ciddi mücadeleler veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Gümüşhane Spor maçları her zaman 5.000 kişiye oynanırdı. Full tribünlere, full stada oynanırdı. Ama maalesef şu anda taraftarımızın ilgisi yok. Bu ilgiyi de inşallah pazar günü oynayacağımız Edirne maçıyla birlikte şu anda taraftar gruplarımızın ciddi organizasyonları var bu maçla alakalı. İnşallah o maçla birlikte tüm taraftar, şehir, halk, siyasetçisi, bürokratı herkes kucaklaşıp yolumuza ikinci yarıda çok ciddi ve emin adımlarla devam edeceğiz. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ardı ardına benim çok soracağım soruya da cevap vermiş oldunuz. Soru soracaktım, koyunu soracaktım, mali durumu soracaktım. Hepsini zaten cevaplamış oldunuz. Peki şu anda kulübün mevcut bir borcu var mı? Bununla ilgili bir soru da gelmiş. Ya tabii ki biz kulübü devraldığımızda yaklaşık 15 milyon civarı bir borcumuz vardı. Şu anda SGK maliye ile birlikte bu borçların büyük bir kısmı ödendi. Şu an yaklaşık 2,5-3 milyon civarı bir borcumuz kaldı. Onu da ödeyeceğiz en yakın zamanda. Onu da temizleyeceğiz ve Gümüşhane Spor için tertemiz bembeyaz bir sayfa açacağız ve o sayfayı Gümüşhanelilerle birlikte yazmaya devam edeceğiz inşallah. Başkanım size bahsettiğiniz 3 kere playoff'tan döndük dediniz ve bildiğim kadarıyla bunun 3'ü de üst üste 2016, 17, 18 yıllarında oldu. Ve bunun dönüşünde de akabinde de bayağı bir yıkımı ağır oldu.
Peki Evet. Gümüşhanespor'u Süper Lig'de ne zaman görebiliriz? Sizin uzun vadeli hedefinizde ne gözüküyor? Tabii ki planlamamız var, planlamalarımız var bu noktada ve yani öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mali disiplini sağlamadığınız müddetçe, kurumsal yapınızı oluşturmadığınız müddetçe Süper Lig'e çıksanız da bunun çok ciddi bir manası olmayacak. Yani bütün bunları tamamladıktan sonra basamakları yavaş yavaş çıkacağız ve Gümüşhanespor'u da inşallah nasip olursa Süper Lig'de izleyeceğiz. Yani biz şu an Gümüşhanespor'u sadece bir futbol kulübü değil, Gümüşhane Belediye Başkanımızın bizden istediği, bize vermiş olduğu talimat doğrultusunda ilerliyoruz. Şu anda mesela bir voleybol takımımız var ikincilikte. Onlar birincilik için şu anda çok emin adımlarla devam ediyorlar. Voleybol takımımızı bile Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Yani futboludur, voleyboludur, güreşidir. İşte şehirde yapılabilecek, şehir sosyolojisine uygun bütün spor branşlarını, sporcuları bu kulüp çatısı altında toplayıp sağlam temeller üzerinde oturtup ondan sonra da kurumsallığı tamamladıktan sonra da mali disiplini sağladıktan sonra da nasip kısmet olursa Süper Lig'de inşallah Gümüşhanespor mutlaka bir gün boy gösterecektir. Başkanım, o konuda sizi tebrik etmek istiyorum. Yani Gümüşhanespor sadece futboldan ibaret değil. Diğer branşlarda da varsınız. Bu konuda Evet. örnek kulüplerden birisiniz bence. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yani önümüzdeki sezon nasip kısmet olursa bayan voleybol takımıyla da başlayacağız. Bayan voleybol takımımızı da ikincilikten alıp onları da Sultanlar Ligi'ne kadar götürmeyi düşünüyoruz açıkçası. Başkanım, Edirne Spor maçı ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Maçtaki görüşünüz nedir? Maç hakkındaki düşüncelerinizi alacağım. Bir de Edirne Spor maçı için bir prim belirlediniz mi? Tabii ki bir primimiz söz konusu. Prim tutarını tabii ki açıklamayacağım. Buradan söylemeyeceğim. Takımdaki arkadaşlarımıza paket prim puana göre bir prim belirlemiştik. O prim içinde bu maçı alacaklar inşallah. Takım hazır. Yani mental olarak da hazır, fiziksel olarak da hazır, kafa olarak da hazır. İnşallah pazar günü takımımız hep beraber kenetlenecek. Biz de yönetim olarak, taraftar olarak kenetleneceğiz ve o maçı Allah'ın izniyle kazanacak güçteyiz. Kazanacak gücümüz de var. Takım da o noktada zaten bütün planlar, bütün program ikinci yarı içinde Edirne maçındaki alınacak galibiyet üzerine yapılacak. Çünkü bu maçı alırsak playoff potasından kopmayacağız. Onun da farkında ve bilincindeyiz. Edirnespor tabii ki çok güçlü bir takım, güçlü bir rakip, zorlu bir maç olacak. Ama bu zorluğun üzerinden gelebilecek güçte ve yetenekte oyuncularımız var. İnşallah onlar da terinin son damlasına kadar savaşacaklar ve bu maçı kazanacaklarına biz canı yürekten inanıyoruz. Peki. Başkanım, teknik direktör Metin İlhan'la uzun vadeli planlarınız var mı? Varsa bunlar nelerdir, açıklar mısınız? Metin Hoca her türlü sonuca rağmen inşallah Metin Hocamızla yola devam edeceğiz. Yola devam et. Yani ikinci lige Metin Hoca ile biz çıkacağımıza inanıyoruz. Allah sağlık sıhhat verdiği müddetçe Metin Hocamızla inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanım, aşağıdan çok ciddi şekilde transfer soruları geliyor. Şimdi ben onu soracağım. Transfer raporunuz hazır mı? Devre arası gidecek oyuncular belli mi? Tabii ki hazır. Ama şu anda bu konuyla alakalı konuşmak çok doğru olmayacak. Taraftarımızdan biraz daha sabır istiyorum. Çünkü müsabaka var. Bu müsabakayı hallettikten sonra, bu müsabakayı oynadıktan sonra tabii ki taraftarımızla bazı bilgiler, bazı şeyler paylaşılacaktır. Peki, söylemeseniz de belirlediğiniz bölgeler var mı? Hangi bölgeleri takviye yapacaksınız? Bunlar belli mi kafanıza? Bunları söylediğim zaman bazı şeyler ortaya çıkacak. Tabii ki planlamamız var. Alınacak takıma takviye edilecek arkadaşlar olacak. Ve eksiklerimiz az çok belli. Bunu da bütün taraftarımız biliyor. Kimse merak etme. Yani gereken yapılacaktır. Eksik bölgeler takviye edilecektir. Gümüşhanespor'da ikinci yarı inşallah hedefe oynayan bir takım olacaktır. Başkanım, kulübe kalıcı gelir getirecek proje çalışmalarınız var mı? Tabii ki yani bunların en başında coin geliyor biliyorsunuz. Gümüşhanespor coin bizim için çok değerli ve kıymetli. Çok ciddi bir gelir beklentimiz oradan söz konusu. Bunun yanında store mağaza biz olduğumuz müddetçe inşallah bizden sonra da devam edecektir. Gümüşhanespor store
mağazası bizim için çok kıymetli. O devam edecek. Onun yanında farklı çalışmalar tabii ki yine olacak. AŞ olduk biliyorsunuz. AŞ olmanın da ticareten önümüzü çok açacağını düşünüyoruz. Gümüşhane Spor'a gelir getirecek her türlü organizasyonun varyasyonu yapacağız inşallah. Bir şeyin sorusu alayım başkanım. U19'da beğendiği futbolcu var mı veya A takıma oyuncu çıkacak mı demiş. Tabii ki U19'da çocuklarımız sırasıyla yani hocanın uygun gördüğü mevkilerde her hafta altyapıdan oyuncularımız A takımla birlikte idmana çıkıyorlar. Kesinlikle onların göz ardı edilmesi söz konusu değil. Çocuklar sürekli A takım hocaları tarafından da takip ediliyor. İnşallah oradan yetenekleri sadece Gümüşhane Spor'a değil Türk futboluna kazandıracağımız yetenekler olacak. Onun için çalışmalar devam ediyor. Dediğim gibi çocuklar kesinlikle sahipsiz değiller. Çocuklar sürekli izleniyorlar ve A takımda antrenman imkanı, gözlemlenme imkanı buluyorlar. Bunun yanında şunu da söylemek istiyorum. Geçen off maçında Gümüşhane tarihinde hiç olmamış bir şey var. 6 tane Gümüşhaneli oyuncu son 10-15 dakika içerisinde Gümüşhane Spor formasıyla o sahadaydılar. Ve bu da bizi çok gururlandırdı, çok onurlandırdı ve duygulandırdı açıkçası. Başkanım ben Bayburtluyum biliyorsunuz galiba. Hüseyin Bey de Bayburtluydu. Kulübün peki Bayburt futbolcular var mı? Bayburtlu evet Sertan İrkilmez var ve kaleci Burak Karabacak var Bayburtlu. Onlar da Bayburt Gümüşhane fark etmiyor biliyorsunuz. Yani iki şehir ama biriz yani. Fark eden bir şey yok. Onlar da bizim çocuklarımız. Onlar da Gümüşhaneli sayılırlar bizim için. Kesinlikle. Benim zaten Sırt'taki en yakın arkadaşım da Gümüşhaneli bu arada. Evet. Başkanım daha önce konuştuğumuz konularla ilgili bazı sorular gelmiş. Ben taraftarlarımızı hatırlatmayayım. Herhalde sonradan katılmışlar yayınımıza. Yayınımızı 24 saat içinde YouTube kanalımızdan izleyebilirler. Evet. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açsınlar. 24 saat içinde yüklenmiş olacak bu programın tamamı. Peki sizin taraftarınızı çekmek için projeniz var mı diye bir soru var. Bununla ilgili ben bir şey söyleyeyim. Yani sadece Gümüşhaneli değil de genel olarak bir azalma, bir ilgi kaybı oldu. Yani Türk futbolunda oldu yani. Sadece Gümüşhane Spor'la alakalı değil bence. Doğru doğru. Yani bu gitmiş olduğumuz tüm deplasmanlarda bizim karşımıza çıkıyor zaten. Yani dolu tribünlere oynayan şu an grubumuzda da çok fazla takım yok. Yani bir Kırıkkale deplasmanımızda çok ciddi bir seyirci desteği vardı. Bir de Fethiye deplasmanında ciddi bir seyirci desteği vardı. Bunun dışında bütün tribünler boştu maalesef. Yani bu Süper Lig için de geçerli. Yani o eski dolu tribünlere oynanan maçlar maalesef yok. Kesinlikle. Bakalım altyapı ile ilgili de bir soru gelmiş. Altyapı ağırlıklı başarı gelecek mi demiş Fatih Kaya. Tabii ki yani altyapı bizim çok önemli. Hani altyapı şu anda altyapıyı kurduk. Altyapıdan direkt hani bir meyve almak mümkün değil. Bu biraz sabır ve zaman işi. Yani gerekirse 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl beklememiz gerekiyor. Yani bekleyeceğiz. 4 yılın, 5 yılın sonunda bu meyveleri alacağız. Yani bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi A takımın ileride en az yarısının Gümüşhaneli çocuklar tarafından oluşması. En büyük hedeflerimizden bir tanesi bu. Bir tane de stat sorusu gelmiş. Süleyman Soylu'nun stat sözü vardı. Var mı bir gelişme demiş. Statla alakalı Gümüşhane Belediye Başkanımız Ercan Çimen sağ olsunlar. Çok ciddi manada bu konuya ekliyoruz artık. Yani hatta geçen hafta Süleyman Bey'e konu aksedildi. Şu anda bir proje çalışması konuyla ilgili yapacağız. Gümüşhane'mize yakışır. Minyatür güzel bir stat ve komple kapalı bir stat yapılması için belediye başkanımız da konunun takipçisi. Biz de kendisini sürekli sıkıştırıyoruz. Çünkü yani bunca stat yapıldı. Her yere, her şehre hemen hemen bir stat yapıldı. Gümüşhane'nin de bu noktada pas geçilmesini biz açıkçası istemiyoruz. Belediye başkanımız Ercan Çimen de konunun birebir takipçisi. Başka hatta bunu söyleyebilirim. Biz Düzce Spor'un hazırlamış olduğu 8181 kişilik bir stat projeleri var. Çok böyle modern ve şık bir stat. Esenler Erok için yapılan stat çok şık ve modern bir stat. Yani o tarzda o mihmalde böyle şehrimize yakışacak bir stat yapılması için çalışmalar devam ediyor. Başkanım, Volkan isimli bir taraftarımız da Çorum Futbol Kulübü'nün yeni transferi Mehmet Akgüz hakkındaki düşüncelerini sormuş.
Mehmet Akgüz tabii ki çok iyi bir kariyer, güzel bir kariyer. Kurumsallık anlamında da ben Çorum Spor'u çok beğeniyorum. Yani Fatih Başkan hakikaten orayı çok iyi götürüyor. Çok kurumsal ve güzel bir kulüp. Başarılı olacaklarına da ben bu sene Mehmet Akgüz transferiyle birlikte başarılı olacaklarına inanıyorum. Yani Mehmet Akgüz'ün ikincilik, Süper Lig seviyesinde futbol oynamış bir oyuncuyu tartışmaya bile şey görmüyorum yani. Tartışmaya bile şey değil yani. Bu kapalı yani. Evet. Güzel. Evet, başkanım çok teşekkür ederiz. Yayınımızın sonuna geldik. Son bir mesajınız varsa taraftara iletelim. Taraftarımızdan beklentimiz pazar günü oynayacağımız Edirne maçında tribünlerdeki yerini alması, 12. adam olarak orada olmaları, takımımıza itici güç olmaları. Bu hafta inşallah dolu tribünlere oynayacağız. Onu da belirtmiştim. Taraftar gruplarımıza da çok ciddi bir hazırlık var. Buradan Miraç Başkan'a da o noktada teşekkür ediyorum. Kendisi askerdeydi. Onun eksikliği tabii ki hissedildi. Ama inşallah bundan sonra Gümüşhane Spor taraftarı dolu tribünlere takımına futbol oynatacaktır. Onları seviyoruz. Taraftarımızı seviyoruz. Onlar bizim baş tacımız. Futbol taraftarsız kesinlikle olmuyor. Yani taraftarımızdan tek beklentimiz, tek isteğimiz stada gelmeleri ve takımlarını desteklemeleridir.